Merhaba çocuklar. Yeni bir kazanım ölçüm sınavının neticesinde Türkçe sorularını cevaplamak için bir aradayız. Birinci sorumuzla hemen başlayalım. Cümlesindeki isimler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diye bir soru var. Hemen yukarıdaki açıklamayla birlikte cümlemizi de okumuş olalım. Varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere isim denir. Buna göre masmavi gökyüzünü ve neşeli kuşları gördüğüm için çok sevindim. Cümlesine bakalım çocuklar. Bu cümleyi incelediğimizde masmavi kelimesinin bir sıfat, gökyüzünü kelimesinin bir isim, neşeli kelimesinin bir sıfat, kuşlar kelimesinin bir isim olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu sorumuzda doğru cevabımız B seçeneği oluyor. İkinci sorumuza devam ediyoruz. İkinci sorumuz bir açıklamayla başlamış ve şu şekilde devam etmiş. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yukarıda açıklaması verilen isim çeşitlerinden herhangi birine örnek olamaz? Açıklamalarımız şu şekilde. Beş duyudan herhangi biriyle algılanamayan isimlere soyut isim denir. Dünyada benzeri bulunmayan varlıkları karşılayan isimlere özel isim denir. Çoğul eki almadığı halde birden fazla varlığı karşılayan isimlere topluluk ismi denir. Şimdi buna göre şıkları hep birlikte inceleyelim. Boncuk bugün kafese koyduğum yemleri yemedi. Boncuk burada sizlere de daha önce bahsettiğimiz gibi bir özel isimdir. Ve dolayısıyla yukarıda verilen açıklamalardan bir tanesine uymaktadır. Memleket hasreti hepimizi derinden yaralıyordu. Hasret burada soyut bir isimdir. Bu da yukarıda açıklaması verilen cümlelerden bir tanesine uygun. Bizim takım bir türlü istenen oyunu sergileyemedi derken topluluk ismine bir örnek olduğunu görüyoruz. D, çantasındaki ipek mendili kardeşine verdi derken çanta burada somut bir isimdir, cins isimdir, tekil isimdir. Yani isimlerin bu kategorilerine uyar. Yukarıda bununla ilgili bir açıklama yapılmadığı için ikinci sorumuzda cevabımız D seçeneği çocuklar. Üçüncü sorumuz bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuşlar bize. Şıklardan hareketle gidelim isterseniz. Birinci sözcük soyut isimdir demişler. Birinci sözcük soyut isim ve hemen bakıyoruz. Şelalenin uğultusu. Şimdi uğultu kulağımızla yani dinleme duyumuzla elde edebileceğimiz bir kelime. Dolayısıyla uğultu somut bir isimdir, soyut değildir. Doğru cevabımız bu. Ama diğerlerini de hep birlikte görelim isterseniz. İkinci sözcük çoğul isimdir. Mırıltısına çamların derken evet çalar, çoğul ekiyle çam ismi tekil halden çoğul hale gelmiş. Üçüncü sözcük özel isimdir demiş. Deniz yerden bir kozalak aldı derken deniz burada kişi adı olarak kullanılmış. Doğru cevap. Dördüncü sözcük cins isimdir diyor. Hemen bakıyoruz. Dördüncü sözcüğümüz kozalak. Evet kozalak bir cins adıdır. Dolayısıyla doğru cevabımızı netleştirmiş olduk. Üçüncü sorumuzda doğru cevabımız A seçeneği çocuklar. Dördüncü sorumuz isimleri niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denir diye başlamış. Sıfatların tanımını yapmış. Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisinde altı çizili sözcük sıfattır diye sormuşlar bize. Hemen inceleyelim. Yeni köprünün geçiş ücretleri belli oldu. Evet burada köprü ismini niteleyen bir kelime durumunda yeni. Dolayısıyla sıfat olarak kullanılmış. Sahile vuran hırçın dalgalar beni korkutuyor derken hırçın kelimesi burada nasıl dalgalar? Hırçın dalgalar dalga ismini niteliyor. B seçeneğinde de sıfat olarak kullanılmış. Günün birinde bizim de hayallerimiz gerçek olacak derken bizim kelimesinin kişi zamiri olarak kullanıldığını görüyoruz. Cevabımız C seçeneği olarak ortaya çıkıyor. D'yi de okuyalım hemen. Poşetin içindeki taze ekmekler taze görünüyordu derken taze kelimesi de yine burada nedir arkadaşlar? Sıfat olarak kullanılmış. Bu durumda dördüncü sorumuzun cevabı C seçeneği oluyor. Beşinci sorumuzla devam edelim. Akşamleyin nokta nokta elbisesini giyip dışarı çıktı. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse elbise sözcüğünün niteliği belirtilmiş olmaz. Şimdi biz burada
Elbiseyi niteleyen kelimeler sıfat olarak kullanılması gerekiyor. Yani bir ismi niteleyen kelimelere ne diyorduk çocuklar? Sıfat diyorduk. O zaman aşağıdaki kelimelerden herhangi birisi sıfat olarak kullanılmayacak. Hemen yerine koyarak soruyu çözelim. Nasıl elbise veya hangi elbise? Çizgili elbise. Nasıl elbise? İş elbisesi. Hangi elbise? İş elbisesi. Olmadı çocuklar. Burada iş elbisesi nedir? İş burada isim olarak kullanılmıştır. Hatta bir isim tamlaması oluşturur. Nasıl elbise? Yeşil elbise. Nasıl elbise? Yeni elbise. Şimdi baktığımız zaman A, C ve D seçeneğindeki çizgili yeşil ve yeni kelimelerinin elbiseyi nitelediğini, yani isme bir yönüyle nitelediklerini görüyoruz. Ama B seçeneğindeki iş kelimesi bir isimdir, sıfat değildir. Beşinci sorumuzda cevabımız B seçeneği oluyor bu durumda. Altıyla devam ediyoruz. Mutlu sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir ismi nitelemiştir? Yani yine aynı mantıkta sorulan bir soru. Sıfat olarak kullanılmıştır da diyebiliriz. Kardeşin seni görünce mutlu oldu mu? Burada mutlu olmak birleşik bir fiildir. Dolayısıyla A seçeneğini eliyoruz. Sonunda okulunu bitirdiği için mutluydu. Buradaki mutlu da isim olarak kullanılmış. Mutlu insanlar herkes tarafından sevilir derken nasıl insanlar? Mutlu insanlar. Sizin de gördüğünüz gibi insanlar ismini niteleyen bir kelime ve C seçeneğinde mutlu kelimesi bir sıfat olarak kullanılmış. D'de mutlu yaşamak istiyorsan sağlığına dikkat et şeklinde D seçeneğinde de mutlu kelimesinin sıfat olarak kullanılmadığını, bir ismi nitelemediğini görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız altıncı sorumuz da K seçeneği çocuklar. Yedinci sorumuzla devam edelim sorularımızı çözmeye. Yine bir açıklama ile başlamış sorumuz. Açıklamalarımızı hep birlikte okuyalım. İsimleri soru yoluyla belirten sıfatlara soru sıfatı denir. İsimleri işaret yoluyla belirten sıfatlara işaret sıfatı denir. İsimlerin miktarlarını kesin olarak değil, belirsiz bir şekilde bildiren sıfatlara da belgisiz sıfat denir diye derslerimizde de zaten sıklıkla size belirtmiş idik. Şimdi aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi açıklaması verilen sıfat çeşitlerinden herhangi birine örnek olamaz diye sorulmuş bize. Hemen bizim burada bulacağımız neydi? Soru sıfatı, işaret sıfatı ve belgesiz sıfat olarak bulacaktık. Şimdi A seçeneğinde o gün bütün köylü meydanda toplandı derken çocuklar o kelimesi burada çizmemişiz, çizmiş olalım altını. O gün derken işaret sıfatı olarak kullanılmış. Dolayısıyla ikinci cümlemizdeki açıklaması verilmiş. Birçok şehir gezdim buraya gelmeden önce derken. Birçok nedir çocuklar burada? Belgisiz sıfattır. Dolayısıyla B seçeneğinde de yukarıda verilen açıklamalardan bir tanesine uygun olmuş oldu. Dördüncü ayda yağmur yağmaya başladı. Şimdi buradaki dördüncü bir sayı sıfatıdır. Yukarıda sayı sıfatlarıyla ilgili bir açıklama yapmadığımız için cevabımız C gibi görünüyor. Ama biz D'yi de okuyalım. Hangi filmi izlemek istersiniz bugün derken hangi kelimesi de nedir çocuklar? Soru sıfatıdır. O zaman bu durumda doğru cevabımız netleşmiş oldu. Yedinci sorumuzda doğru cevabımız C seçeneği çocuklar. Evet, sekizinci sorumuz yine zamirler ismin yerini tutan sözcüklerdir şeklinde zamirlerin tanımıyla başlamış. Buna göre ah bu türküler köy türküleri, dilimizin tuzu biberi, memleket ahvalini onlardan sor, kitaplarda değil türkülerde ara yemeni, öleni kalanı gidip gelmeyeni şeklinde meşhur şiirimizden bir alıntı yapılmış. Dizelerindeki altı çizili zamirin yerine tuttuğu isim aşağıdakilerden hangisidir demiş. Memleket ahvalini onlardan sor. Yani türkülerden. Sizlerin de gördüğü gibi şiirde bahsedilen nedir? Türkülerdir. Dolayısıyla burada 8. sorumuzda cevabımız D seçeneği oluyor çocuklar.
O sözcüğü hem kişi zamiri hem de işaret zamiri olabilir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde o sözcüğü kişi zamiri olarak kullanılmıştır? Evet, sıklıkla size bahsettiğimiz ve sorularda karşımıza çıkan bir soru tipi. Buna göre inceleyelim. Onu dün yokuşun başındaki marketten satın aldım. Şimdi buradaki o kelimesi bir işaret zamiridir. Neden? Nasıl bir açıklama yapmıştık hatırlarsanız? O sözcüğü kişi adları yerine kullanırsa kişi zamiri, insan dışı varlıkları işaret yoluyla belirttiği zaman işaret zamiri demiştik hatırlarsanız. Onu dün yokuşun başındaki marketten satın aldım derken burada insan dışında bir varlıktan bahsediliyor. Dolayısıyla A seçeneğini eledik. O bugüne kadar hiçbir arkadaşına kötü söz söylemedi derken bir kişi adı yerine kullanılmış. Dolayısıyla 9'da cevabımız B. C'yi de okuyalım. O benim çok severek okuduğum bir kitap. O kelimesi yine cansız bir varlığı karşılıyor. Sizin geçen yıl almayı düşündüğünüz ev o muydu derken yine kişi adı yerine kullanılmadığını görüyoruz. Bu durumda 9. sorumuzda cevabımız B seçeneği oluyor çocuklar. 10. sorumuz insan isimlerinin yerini tutan zamirleri kişi zamiri denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri yoktur diye sorulmuş. Onları hemen kitaplığa koysan iyi olur. Onlar burada kişi isimleri yerine kullanılmamış. İnsan dışı varlıkları karşıladığı için cevabımız 10. sorumuzda A seçeneği. Toplantıya senin derken sen kişi zamiri yerine ben katılabilirim. Kendi kopya mıymış meğer şu dünya derken kendi sözcüğü bir kişi zamiridir. Bana bu imkansızı siz verdiniz derken hem bana hem de siz kelimelerin biz kişi zamiri olduğunu hatırladık. Ve 10. sorumuzda doğru cevabımız A seçeneği. 11. sorumuz yine zamirlerle ilgili. Buna göre aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi belgisiz zamir değildir? Belgisiz zamirin yukarıda bir tanımı yapılmış. Hemen okuyalım. Belirsizlik bildiren sözcükler bir ismin yerini tutuyorsa belgisiz zamir bir isimden önce kullanılıyor ve o ismi etkiliyorsa belgisiz sıfat olur. Hemen buna göre cevabımızı bulalım inşallah. Bardakların birkaçı taşıma esnasında kırılmış derken çocuklar belgisiz zamir yani bardakların birkaçı. Kimileri böyle durumlarda sabırsız olabiliyor. Yine kimileri sözcüğünün biz belgisiz zamir olarak kullanıldığını görüyoruz. Kar yağınca insanların birçoğu yolda kalmış derken yine birçok kelimesinin belgisiz zamir olarak kullanıldığını gördük. Bazı öğrenciler bahçe kapısında bekliyor. Gördüğünüz gibi bazı kelimesi belgisiz bir kelimedir ama bazen sıfat olarak kullanılır. Bazen de zamir olarak kullanılır. Burada bazı öğrenciler derken bir ismi niteledi. Dolayısıyla sıfat olarak kullanıldığı için belgesiz sıfattır. 11. sorumuzda cevabımız D seçeneği oluyor bu durumda. 12. sorumuz yine bir tanımla başlamış. İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlere işaret zamiri denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi işaret zamiri değildir? Burası İstanbul mu? Böyle yosun kokulu. Gel gitme. Vakit erken. Gördüğünüz gibi buradaki burası kelimesi bir işaret zamiri. Hemen B seçeneğini de okuyalım. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Benim kelimesi burada kişi zamiri olarak kullanılmış. B seçeneği bu durumda doğru cevabımız. Hemen C'yi de okuyalım. Dönüp bakmaz hiçbirine, aldırmaz bütün hayranlarını sesinden tanır. Hiçbir yine burada çocuklar gördüğünüz gibi işaret zamiri olarak kullanılmış. Ötekiler beni anlamaz. Ey vefasız, sen beni anlamadıktan sonra cümlesinde de ötekiler işaret zamiri olarak kullanılmış. Dolayısıyla burada 12. sorumuzda cevabımız B seçeneği neden? Benim, o benimdir, o benim milletimindir ancak derken benim kişi zamiri olarak kullanıldığı için. Hemen 13 ile devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerine kullanılmış bir sözcük yani bir zamir yoktur?
Yaklaşık 30 yıldır burada yaşıyoruz derken, burada kelimesi bir zamirdir. Arkadaşlarımdan bazıları yaz tatilinde kursa gidiyor derken, bazıları kelimesi yine aynı şekilde. Birçoğumuz hayatın sadece olumlu yanlarını görür derken, birçoğumuz yine aynı şekilde bir zamirdir. Bu dostluğu hiçbir fırtına kolay kolay sarsamaz derken, bu kelimesinin bir sıfat olarak kullanıldığını görüyoruz. 13. sorumuz da doğru cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Evet. 14. sorumuzla devam edelim. Beş duyudan herhangi biriyle algılanabilen isimlere somut isim denir. Dünyada benzeri bulunmayan varlıkları karşılayan isimlere özel isim denir. Çoğul eki almadıkları halde birden fazla varlığı karşılayan isimlere topluluk ismi denir. Varlıkların yerini soru yoluyla tutan zamirlere soru zamiri denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır diye sorulmuş. Yukarıdaki okuduğum kısım sanırım yanlışlıkla burada kalmış. Çocuklar aklınız karışmasın. Hemen 14 ile devam ediyoruz. Varlıkların yerini soru yoluyla tutan zamirlere soru zamiri denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır? Mutfak masasının üzerindeki saati kim aldı? Evet çocuklar. Kim kelimesinin her zaman soru zamiri olarak kullanıldığını söylemiştik size. Bu durumda doğru cevabımız 14. sorumuzda A seçeneği. Biz B, C, D'yi de okuyalım inşallah. Buraya kadar tek başına nasıl gelmiş derken, nasıl kelimesi bir soru zarfıdır. Beni dinlememekte neden ısrar ediyorsun derken, burada niçin kelimesi soru zarfıdır. Neden, niçin anlamında Ankara'ya gideceğini sana söylemedi mi derken, burada çocuklar soru anlamını katan mi soru edatıdır. Dolayısıyla az önce de söylediğimiz gibi 14. sorumuza cevabımız A seçeneği. 15. sorumuzla kazanım ölçüm sınavımızın cevaplarını vermiş oluyoruz, bitirmiş oluyoruz inşallah. Hemen okuyalım 15'i de. Yine bir açıklama var. Bu şu, o sözcükleri bir ismin yerini tutarsa işaret zamiri, bir isimden önce kullanıp o ismi nitelerse işaret sıfatı olur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde şu sözcüğü zamir görevinde kullanılmıştır? Ablam şu apartmanda oturuyor. Şu burada sizin de gördüğünüz gibi sıfat görevinde kullanılmış. Şu çiçekleri balkona götürelim derken şu yine sıfat görevinde kullanılmış. Sana en yakışan elbise şu oldu derken işaret zamiri olarak kullanılmış çocuklar. Yarına kadar şu işleri bitirmeliyiz derken sizlerin de gördüğü gibi şu işler yine sıfat olarak kullanılmış. 15. sorumuzda da cevabımız K seçeneği. Evet çocuklar, umarım hepsini doğru cevapladınız. Güzel bir sınav olmuştur. Başka bir sınavın neticesinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Merhaba kıymetli gençler. Kazanım ölçüm sınavımızın matematik çözümleriyle birlikteyiz. Hemen birinci sorumuza başlayalım. Birinci sorumuz bir kesir problemi sorusu. Ve şöyle söylenmiş. Bir depoda bir miktar su vardır. Bu depodaki suyun, bakın deponun demiyor arkadaşlar. Şu ibare çok önemli. Depodaki suyun 1/2'si kullanılmış. Sonra kalan su deponun tamamının 1/3'üne eşitmiş. Yani aslında ne demek istiyor? Şöyle bir depo düşünürseniz. Şimdi bu deponun bir miktar suyu varmış ve ben bu suyun bir miktarını almışım. Yani 1/2'sini, yarısını almışım çocuklar. Geriye kalan suysa tüm su miktarının yani tüm deponun 1/3'üne denkmiş. Bu ne anlama geliyor? Demek ki buradan bir parça daha vardı. Yani bu depo 3 parçadan oluşuyordu. Burada 2 tanesi mevcuttu. Ben yarısını alınca 1/3'ü kaldı. Bu şekilde bakıldığı zaman yarısı 1/3 ise diğer yarısı da 1/3'tür. Yani alınan su da 1/3'tür çocuklar. Bu sebeple 2 tane 1/3'ün toplamı bize 2/3 verecek. Yani deponun başlangıçta 2/3'ü su doludur diyeceğiz. Şöyle eşitlersek. Doğru cevabımız Denizli seçeneği olacak arkadaşlar.
Hemen ikinci soruya geldim. Çok basit bir soru. Burada bir kesri ondalık gösterim olarak nasıl gösteririz? Onu ölçmüştük. Şimdi burayı 5 ile genişletirsek 45 bölü 10 oluşur çocuklar. 45 bölü 10'un ondalık gösterimi de 4,5'tir. Bu doğrudur. 2 bölü 9 denmiş. Gerçekten acaba 2'yi 9'a bölersem 0,2 devirli buluyor muyum? 2'nin içinde 9, 0 defa var. 0. Buradan çıkar 2 kalır. 2'nin içinde de 9'u arayamayacağım için yanına bir 0 atar. Buraya da bir virgül atarım. 2 defa var. 2 kere 9, 18. Burada 2 kalır. Tekrar 0 atarım. 20'nin içinde 2 defa var. Şeklinde ilerleyecek. Bu ne anlama geliyor? Bunun sonu gelmeyecek. Yani 2 sürekli devredecek. Bu da doğru bir gösterim. Bu sebeple B seçeneği de doğru arkadaşlar. C'ye geldiğimizde 5 ile genişletirsek 75 bölü 10 oluşacak. Bu da 7 tam 10'da 5 anlamına gelir ki bu da doğru verilmiştir. Son olarak zaten doğru seçeneğimiz D seçeneği ama yine de bir bakalım. Acaba 2'yi 15'e bölersek gerçekten de 0,3 bulabiliyor muymuşuz? Şimdi 0 defa var çocuklar tabii ki. Çıktığı zaman 2. 2'nin içinde yeniden bulma şansım yok. Bir sıfır atıyorum. Buraya da bir virgül atıyorum. 20'nin içinde 15 bir defa var. Bakın 0,1 oluştu bile. Bu yüzden 3'ün oluşması imkansız. Denizli seçeneği yanlış olarak verilen seçenektir diyorum ve D seçeneğini işaretliyorum çocuklar. Geldim 3'e. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi burada bir sıfırı silerek virgülü kurtarabilirsiniz. Yani 81 çarpı 200 diyebilirsiniz. Çünkü her 10'la çarpışta bir virgül kayacağı için bunu yapabilirsiniz. Veya 8,1 ile 2000'i sanki 81 ile 2000'i çarpıyor gibi çarpıp sonra bir virgül kaydırabilirsiniz. Bunu yaptığınızda çocuklar işlem sonucunun 162 bin olduğunu görürüz. Ama bir tane virgülden sonra rakam olduğu için şurası sebebiyle benim virgülü şuraya atmam gerekiyor. Yani sayıyı buradan kesmem gerekiyor. O zaman doğru cevap olarak geriye ne kalır gençler? 16.200'e C seçeneği kalır. Geldim 4. soruya. Birimli birimsiz oran hakkında bir soru sormuş. Birimli olabilmesi için birimlerin birbirinden farklı olması gerekiyor ki A, B, C şıklarında bu böyle ama Denizli'ye geldiğimde bölünen oranlının iki sayının da birimi kilogram cinsinden verilmiş. Bunlar birbirini yok edeceği için bu birimsiz bir oran olacaktır. Bu sebeple doğru cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Hemen 5. soruya gelelim. 4 bölü 0,5 verilmiş. Bakın şöyle yazarsanız eğer. Aşağıdan bir virgül kaydırırım, onu virgülden kurtarır, 5 haline getiririm. Şimdi bir hamle yaptığım için yukarıya da bir hamle yapmam lazım. Virgül olmadığı için hamle şansımı 0 koyarak değerlendiriyorum. 40'ı 5'e bölersem çocuklar 8 veya şunu söyleyebilirsiniz. 0,5 yarım anlamına gelir. 4'ün içinde kaç tane yarım vardır? 8 tane yarım vardır da diyebilirsiniz. Geldim 5. soruya. Burada da bir çıkarma işlemi sorusu verilmiş. Birçok yöntemi var. Burada 5 tamı 4 tam 6 bölü 6 olarak yazabilirsiniz. Çünkü neden? Burada 4 tam var. 1 tam da burada 5 tam ediyor. Eksi 3 tam 5 bölü 6 diyeceksiniz. Ben size iki yöntemle de çözeceğim. Şimdi 4'ten 3 çıkarsa tam kısımları çıkartırsam 1. Payları çıkartırsam 1. 1 tam 1 bölü 6 da çocuklar 7 bölü 6'ya denktir. Bu birinci çözüm yolumdu. Şimdi ikinci çözüm yolumdaysa bunu bileşiğe çeviririm. 3 kere 6 18'dir. Üzerine 5 eklenirse 23 bölü 6 gelir. Bu paydası 6 olduğu için 5'in de paydasını 6 haline getirelim. Bu da 30 bölü 6'dır. 30 bölü 6'dan 23 bölü 6'yı da çıkartırsam çocuklar yine 7 bölü 6 bulur. İki yolu da tercih ederseniz doğru cevaba ulaşırsınız. Bu doğru cevabımız da B seçeneğidir.
Geldim 7. soruya. 7. soruda da şeması verilen işlemlere göre doğru olduğunda, işlemlere göre doğru doldurulduğunda soru işareti yerine hangisi gelmelidir demiş. Bakın, çarpma işlemi var. Benim bu iki ifadeyi çarpmam lazım. Çocuklar sanki 54 ile 25 çarpıyor gibi bir düşünün. Derste anlattığımız gibi sonradan virgülleri devreye sokacağız. 5 çarpı 4, 20. Elde var 2. 5 kere 5, 25. 7. 270 buradan geliyor. Şuraya baktığımda da 108 geliyor. Burayı toparladığımda çocuklar 0, 5, 3 ve 1'den. Peki virgülden sonra kaç tane sayı var? Virgülden sonra 2 artı 1'den 3 tane sayı var. Sondan 3 sıfır kaydıracağım. 1, 2, 3 diyeceğim, virgül burada. Yani burada yazan sayı 1 virgül 350 veya 35 diyebilirsiniz. Sondaki sıfırın bir değeri yok. Şimdi şuradaki sayıyı 1 virgül 35 bulduk. Artık soru işaretini bulmak için tek bir işlemim kaldı. Bunun için de 1 virgül 35 ile çocuklar 0,2'yi çarpıyorum. Sanki 135 ile 2'yi çarpar gibi. Çarptığım zaman cevap 270 gelir. Şimdi virgülden sonra toplam 3 rakam var arkadaşlar. Nereden biliyorum? Sayalım. 1, 2, 3. Demek ki sağdan itibaren sola doğru 3 adım atacağız. 1, 2, 3 diyeceğim. Buraya gelmiş olacak adım. 0,270 sondaki sıfırı saymazsak 0,27 ile doğru cevabımız A seçeneği olacak. Geldik 8. soruya. 8. soruda bir şema var. Burada da ben 2 bölü 3'te bir sayıyı toplamışım ve 3 bölü 2 bulmuşum. Çocuklar hemen normal işleme gidin. Toplama işlemlerinde toplananlardan biri verilmediyse ne yapardık? Sonuçtan verilen toplananı çıkartırdık çocuklar. Bu sebeple burada işlemleri yaptığımız zaman bunu 3 ile genişletelim. Bunu 2 ile genişletelim. Şimdi burası 9 bölü 6. Burası da 4 bölü 6 gelecek. 9'dan da 4 çıkarsa çocuklarım 5 bölü 6'mış demek ki burada yazılması gereken ifade. Yani doğru cevabımız D seçeneği. Geldim 9. soruya. 9. soruda A ve B sayılarına göre hangi seçenekteki eşitlik doğrudur diyor. Şimdi bakın B'nin virgülü A'ya göre bir adım daha sağda. Şimdi A seçeneğine baktığımızda eğer ben A sayısını onunla çarparsam virgülü bir adım sağa kaydırmış olurum. Bu da B'ye eşit olur. Yani A seçeneğinde verilen A'nın onunla çarpılması ve bunun B'ye eşit olması durumu doğrudur arkadaşlar. Diğer şıklara bakmadan doğru cevabın A seçeneği olduğunu söyleriz. Geldim 10. soruya. Yukarıdaki tabloda birbirine denk olan kesirler ve ondalık gösterilerin üzeri çizilecektir. Şimdi kaç tane kutacağı çizgi çekilmez diyor arkadaşlar. Şimdi buradan bakalım. 3 bölü 5. Bunların hepsini ondalık kesire çevirirseniz size kolaylık. 4 ile genişletirsen 3 kere 4 12 bölü 100'den 0,12 birinci kare oluşur. Burayı 2 ile genişletirsem çocuklar 6 bölü 10'dan 0,6 burada oluşur. Burayı 25 ile genişletirsem 25 bölü 100 burada oluşur. Yani bu da 0,25 demektir. Şöyle yazalım. Şurayı 2 ile genişletirsem burası 0,02 demektir. 2 bölü 100'den. Şurayı da 125 ile genişletirsem şu ifadede 0,375 gelecektir. 375 bölü 1000'den. Şimdi çocuklar 0,6'lar var. Siyahla karalayalım şimdi bulduklarımız. 0,6'lar birbirini götürür. Peki 0,02'ler birbirini götürür. 0,25'ler birbirlerini götürür. Başka ortak olan 0,4 bulabildik mi?
Hayır, şurayı da götürelim. Peki 1, 0,375 vardı bakın burada. 3 bölü 8 ve 0,375 de birbirini götürdü çocuklar. Bu sebeple sonuç olarak ne var? 3 bölü 25 ve 0,4'e ben bir örnek bulamadım. Yani iki tane kutucuğun üzeri çizilmedi arkadaşlar. Geldik 11. soruya. 11. soruda bir lokantada demiş. Hemen soruyu yeniden yerine getirelim. Bir lokantada her gün 1,25 kilogram mercimek ile çorba ve 3,5 kilogram pirinç ile pilav yapılmaktadır. Bir haftalık mercimek ve pilav alışverişinin kaç kilogram olduğunu soruyor tahminen çocuklar. Şimdi 1,25 kime yakındır arkadaşlar? Yuvarlarsak 1 kilograma yakındır. 7 gün boyunca, bir hafta 7 gün olduğu için 7 çarpı birden tahminen 7 kilogram mercimek alınır. Peki 3,5'u yuvarlarsam nereye yuvarlarım? 4'e yuvarlarım. Şimdi haftanın 7 günü de 4 kilogram pirinç alınırsa 4 kere 7'den 28 kilogram da pirinç alınmış olur. 7 artı 8'den toplam 35 kilogramlık bir alışveriş yapmış olurum. Yani doğru cevabımız A seçeneğidir. 12. soruya geldim. A noktasından B noktasına gitmek isteyen bir kişi şekildeki gibi bir miktar yol almıştır. Aldığı yolun kalan yola oranı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın çocuklar A noktasından gelmiş. Ne kadar yol almış? 70 metre yol almış. Peki bunu yukarıya yazıyorum. Kalan yolu bulacak olursam 180'den de 70'i çıkarırsam 110 da kalan yoldur çocuklar. Oranlarsam sıfırlar birbirini götürür. En sade hali 7 bölü 11 gelir. Yani doğru cevap B seçeneğidir. Geldim 13. soruya. Miray 14,75 TL'ye bir kitap, 8,25 TL'ye bir kalem almıştır. Buket bu alışverişe toplam kaç TL ödediğini, sayıları en yakın doğal sayıya yuvarlayarak tahmin ediyor. Buket'in tahmini aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 14,75'i çocuklar en yakın doğal sayıya yuvarlarsam bu 15 demektir. 8,25'i tahminen yuvarlarsam bu da 8'e daha yakındır. 15 artı 8'den tahminen toplam 23 olması gerekiyor. Yani doğru cevap C seçeneği. Geldim 14. soruya. Bir işlem önceliği sorusu. Öncelik parantez içinden başlanmalı. Şurası çocuklar. Ben bunu ondalık pardon tam sayılı kesirden bileşiğe çevirirsem 3 bölü 2'ye eşittir. Yanında da 2 bölü 3 var. Bunları çarpalım birbirleriyle. Şurası 2'ye 1 gibi gözükse de. 2 çarpı 3'ten 6. 2 çarpı 3'ten 6. 6 bölü 6'dan burası 1 gelecek çocuklar. Şurası 1. Şuraya bakacak olursam, burada da bunun faydasını 1 ile 3 ile genişletirsem, 3 bölü 3 eksi 1 bölü 3'ten ikinci parantezimin cevabı da 2 bölü 3 gelecek. Şimdi birinci parantezim 1'de. İkinci par bölü. İkinci parantezde ben 2 bölü 3 buldum çocuklar. Şimdi eşittir diyorum. Birincisi aynen yazılır. İkincisi ters çevrilir, çarpılır. Bunun da altında gizli bir 1 var. 1 çarpı 3'ten 3, 1 çarpı 2'den 2. Yani 3 bölü 2 oluşur. Bu da A seçeneğinde verilmiştir. Geldim son soruya. Burada da bir çarpma işlemi var. Burada sayıları bileşik kesre çevirelim. 2 kere 3, 6, 1 de elde 7. Yani paydadakini elde dedim çocuklar. Çarpı. 1 kere 4, 4. Bir daha eklersem 5. 5 bölü 4. Şimdi bunları da çarparsam 7 kere 5 35, 3 kere 4 12. Yani doğru cevabımız Denizli seçeneği olacak. Ve böylelikle çözümümüzü bitirmiş oluyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu dinleyip anlayamadığınız her nokta için benimle irtibata geçiyorsunuz. Çok teşekkür ederim çocuklar. Kolay gelsin.
Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf 4. kazanım ölçüm sınavı soru çözüm videosuna hoş geldiniz. Başlıyoruz. Hacimleri eşit olan K ve L cisimlerinden K cismi suda yüzüyor. Yani sudan yoğunluğu küçük demek. L cismi suda batıyor. Yani L cisminin yoğunluğu K cisminin yoğunluğundan büyüktür arkadaşlar. Şimdi bilgiden çıkaracağımız sonuç buna göre bakalım. Buna göre diyor bu cismin kütle ve yoğunlukları için ne söylenir? Şimdi zaten hacimlerinin eşit olduğunu söylüyor. Şimdi biz yoğunluğu nasıl hesaplıyorduk değerli arkadaşlar? Bir cismin yoğunluğunu hesaplamak için kütlesini hacmine bölüyorduk. Hacimleri eşitse, yoğunlukları farklıysa kesinlikle kütlelerinin de farklı olması lazım. Şimdi hacimlerin eşit olduğunu kendisi vermiş. Yoğunlukların farklı olduğunu zaten bulduk. O yüzden her ikisinin de uyduğu C şıkkı olarak cevap çıkarır. İkinci sorumuz. Yukarıdaki KLMN cisimlerinin kütle ve hacim değerleri verilmiş. Buna göre diyor bu cisimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir? Hemen değerler neymiş bakalım. Kütlesi ve hacmi verilmiş. Neydi arkadaşlar? Yoğunluk hesaplaması. Kütle bölü hacim. O yüzden K 100 bölü 100'den 1 ve 50 bölü 25'ten 2 ve 50 bölü 50'den 1 ne 100 bölü 25'ten yoğunluk değeri 4. Şimdi buna göre çözüyoruz. K cisminin yoğunluğu D cisminin yoğunluğundan fazladır. 1 o yüzden söylenemez. D cisminin yoğunluğu D cisminin yoğunluğuna eşittir. 2'ye 1 hayır söylenemez. D cisminin yoğunluğu N cisminin yoğunluğundan azdır. 4. Evet arkadaşlar. Söylenebilir bir bilgi. O yüzden C şıkkımız söylenebilir. D'ye bakıyoruz. K cisminin yoğunluğu N cisminin yoğunluğuna eşittir. Hayır. Birisi 4, birisi 1. O yüzden ikinci sorumuzun doğru cevabı C. Geldik üçüncü sorumuza. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Isı maddelerde taneciklerin birbirine çarpışması sonucu aktarılır. Evet, doğru bir bilgi. 2. Bir madde ısıtıldığında taneciklerin titreşim hızı azalır. Maalesef yanlış bilgi. 3. Isının akış yönü sıcak maddeden soğuk maddeye doğrudur. Geçerli kurallarımızdan birisi. O yüzden doğru olanlar 1 ve 3. O yüzden bütün sorumuz cevabı B. Geldik dördüncü sorumuza. Evet arkadaşlar, A, B, C, D olarak 3 tane bilgi verilmiş. Pardon. Bu tip sorularda neye dikkat ediyorduk arkadaşlar? Hemen. Şurada gördüğünüz bir numara sadece gaza ait olan özellikleri. Şurada gördüğünüz 3 sadece gaz yağına ait özellik. Bir sadece. Doğalgaza ait sadece 3 numaraya. 2 numarada ne anlama geliyor? Her iki yakıt için ortak. Şimdi bakalım direkt gaz yakıt dediği için 3 kesinlikle B olması lazım. Sıvı yakıt dediğinde gaz yağı sıvı bir yakıttır. O yüzden 1 kesinlikle C olması lazım. A ısınma amaçlı kullanılır. Her iki de ısınma amaçlı kullanıldığı için 2 de A olur. 1'e baktığımızda 1C, A, 3B olan doğru cevabımız B. Yukarıdaki verilen cümlelerin doğru olabilmesi için sırasıyla koyu yazılmış ifadelerden hangisi kullanılmalıdır? Taş kömürü, katı, sıvı gaz hangisidir diyor. Taş kömürü, katı bir yakıt. Doğal gaz, adı üstünde gaz bir yakıt. Benzin, sıvı bir yakıt olduğu için katı, gaz, sıvı olan cevabımız B. 6. sorumuz. Doğalgaz, kömür ve petrol fosil yakıtlardır. Fosil yakıtlar termik santrallerde elektrik enerjisi üretmek için kullanıldığı gibi ev ve iş yerlerinde ısınma amaçlıydı da kullanılır. Günümüzde elektrik üretiminde dünyada en çok kömür kullanılmaktadır. Petrol ise dünyada en
yaygın kullanım alanı olan enerji kaynağı. Sorudaki ifadeye göre aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilebilir? Fosil yakıtların kullanılması sonucu açığa çıkacak atık. Böyle bir bilgi maalesef verilmiyor. Fosil yakıtların hızlı tüketimini engellemek için neler yapılabilir? Böyle bir bilgi verilmiyor. Dünyada elektrik enerji üretiminin en fazla kullandığı enerji kaynağı. Bakın ne diyor? Günümüzde elektrik üretiminde dünyada en çok kömür kullanılır. Soruya cevap verebiliyoruz. D şıkkına bakalım. Dünyada kullanılan enerjinin ne kadar yenilenemez enerji kaynağından sağlanır? İşte burada herhangi bir değer vermediği için D şıkkındaki soruya da cevap veremeyiz. Cevabımız ortaya çıkıyor. Yedinci sorumuz. Bitki ve hayvan atıklarından yararlanarak elde edilen enerjiye nokta nokta olarak adlandırılır. Boş bırakılan yeri hangisi getirilmelidir? Jeotermal yer altından çıkan su kaynaklarından olmaz. Hidroelektrik baraj dediğimiz hareket enerjisinin elektriğe dönüşümü. Dalga enerjisi zaten sizi ilgilendiren bir durum değil arkadaşlar. Bu sene bu konuda güvermedik. Ama ne demiştik? Bitki ve hayvan atıklarından yararlanan enerji biyokütle enerji demiştik. Doğru cevabımız 5. 8. soruda selin ve yağız kuduçluklarda ne aktarıyorlar? Bu bilgilerin doğru ve yanlış olduğunu soruyor. Selin demiş ki bir maddenin birim hacimdeki kütlesine yoğunluk denir. Evet, Selin'in söylemiş olduğu bu bilgi doğru arkadaşlar. Yoğunluk maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Evet, yağızın söylemiş olduğu da bilgi doğru. Ve o yüzden bizim sorumuz doğru cevabı A. 9. Yukarıdaki numaralanmış kutuplarda bazı maddeler verilmiştir. Buna göre hangi madde kutuplardaki maddeler suda yüzer? Toplu iğne kesinlikle yüzmez. Taş kesinlikle yüzmez. Batar şunlar arkadaşlar. O yüzden 1 ve 4 olan şıkları şöyle bir elediğimizde karşımıza 2 tane şık. Pet şişe kesinlikle yüzer. Tahta kaşık kesinlikle yüzer. Buz kesinlikle yüzer. Ama silgiler sıkıştırılmış plastik olduğu için genelde arkadaşlar batan bir konumda. O yüzden zaten 5 altının olduğu tek bir cevap var arkadaşlar. 9. sorumuz doğru cevabı Denizli. 10. sorumuz yukarıdaki tabloda gliserin, sirke, etil alkol ve suyun 1 santimetre küplerinin kütleleri verilmiş. Yani buradaki asıl açıklama hacimlerinin eşit olduğunu söylemeye çalışıyor arkadaşlar. Buna göre hangi maddenin yoğunluğu fazladır? Şimdi hacimleri eşit olan maddelerde yoğunluğun büyük olması kütlesinin büyük olmasına karşılık geliyordu. Çünkü kütle ile yoğunluk doğru orantılıydı arkadaşlar. O yüzden kütlesi en büyük olanın demek ki yoğunluğu en büyük olacak. Tabloya baktığımızda kütlesi en büyük olan gliserin. O yüzden doğru cevap A. 11. sorumuza geldik. Isı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlış? Farklı maddelerin ısı ile etkinlikleri birbirinden farklıdır. Evet. Isı her zaman sıcak maddeden soğuk maddeye doğru akar. Evet. Isı sıcaklıkları farklı maddeler arasında alınıp verilir. Evet. Isı iletiminde yalıtkan maddelerden yararlanılır. Hayır, ısının iletilmesini istiyorsak yalıtkan değil, iletken madde olması lazım. 11. sorumuz doğru cevabı D seçin. 12. Yukarıdaki nereden hangileri hidroelektrik santrallerinin ülkemizde yaygın olarak kullanılmasının sebeplerinden? Neydi hidroelektrik santral? Halk arasındaki tabiri barajlar, akarsulara konulan bir sistemdi arkadaşlar. Yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğu için atmosfere zehirli gaz vermemesi bu en önemli etkenlerden birisi. O yüzden birin olmayan şık zaten elenir. Yağış miktarlarının fazla olması zaten o bölgelere kuruluyor. Kar su yataklarının fazla olması bu da işte bu santral seçiminde yaygın olarak tercih ediliyor arkadaşlar. O yüzden 12. sorumuzun doğru cevabı hepsini kapsayan D. 13. soru.
Kuşlar soğuk havada tüylerini kabartarak tüylerinin arasına hava girmesini sağlarlar ve böylece soğuktan korunurlar. Sınıfta da hatırlarsanız kaç defa karşımıza çıktı arkadaşlar kuşlarla ilgili bu örnek. Yani bunu aslında kuşlar niçin yapıyor? Araya doldurdukları hava sayesinde ısı yalıtımı sağlayarak vücutların ısı kaybetmesini engelliyor. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu durum ile benzerlik göstermez? Evlerin pencerelerinin çift cam takılması, evet bir ısı yalıtımıdır. Binaların duvarlarında delikli tornalardan örülmesi, evet bu da ısı yalıtımıdır. İçerisinde hava boşluğu olsun diye. Evlerin dış cephesinin beyaz rengi boyanması, yani bunun ısı yalıtımıyla bir alakası yok arkadaşlar. Ve soğuk havalarda kalan tek bir giysi yerine ince bir giysi, yani kat kat giyinmenin doğru bir davranış olduğunu da söylemiş. O yüzden C şıkkı burada bir benzerlik göstermiş. 14. sorumuz. Yukarıdaki tabloda verilenlere göre diyor. Doğruysa işareti, yanlışsa çarpı işareti koyun. Hangi seçenekte doğru verilmiştir? Gaz maddelerin tanecikleri birbiriyle sıkı bir şekilde temas halindedir. Hayır, tam zıttı arkadaşlar. Birbirinden bağımsızdır. Sıvı maddeler tanecikleri öteleme ve dönme hareketi yaptığı için akışkandır. Evet, doğru bir bilgi. O yüzden birinci bilgi yanlış, ikinci bilgi doğru. Doğru cevabımız A seçeneği olur. 15. sorumuz. Yukarıdaki tabloda bazı maddelerin yoğunlukları verilmiştir. Buna göre bu maddelerden hangileri yoğunluğu 2 gram bölü mililitre olan sıvıda batar? Yoğunluğu 2 olan sıvının içerisine attığımızda bu sıvıda batabilmesi için yoğunluğu 2'den büyük olanlar. Yani bakır ve çinko arkadaşlar. O yüzden son sorumuzun cevabı da B seçeneğidir. Geçmiş olsun. Görüşmek dileğiyle. Kıymetli arkadaşlar merhabalar. Bilim, teknoloji ve toplum yani 4. ünitemizin kazanım ölçüm sınavında sorulan soruları birlikte değerlendirelim. Birinci sorumuzdan başlayalım. Bu bilgilere göre patent hakkı ile ilgili yargılarından hangisi ya da hangileri söylenebilir demiş. Patent hakkı buluş yapmayı özendirmekte ve teknoloji aktarımını sağlamaktadır. Patent dediğimiz şey ne işe yarıyordu? Bu buluşun bize ait olduğunu tescilliyordu değil mi? Hem uluslararası arenada hem ulusal anlamda. Buluş yapmayı da özendiriyormuş aynı zamanda. Bunun dışında bir de neyi sağlıyormuş? Teknoloji aktarımını da sağlıyormuş. Şimdi hangilerinin söylenebilir olduğuna bir bakalım. Fikir çatışmalarının yaşanmasına neden olduğu, hayır böyle bir nedenden bahsetmiyor. Buluş yapmayı teşvik ettiği, özendirmek ne demekti aynı zamanda? Teşvik etmek demekti. Dolayısıyla iki kabul edebiliriz. Teknolojinin devamlılığına katkıda bulunduğu son cümlede ne demiş? Teknoloji aktarımını sağlamaktadır. Yani devamlılığına katkıda bulunmaktadırdan kastı budur. Cevabımız dolayısıyla D şıkkı olmalıydı. Üçüncü soruya bakalım. Yukarıda numaralandırılarak verilen renkli kartlarda yazılı olan kavramlardan hangisi için bilimsel bir araştırmaya kılavuzluk edecek bilimsel tahminlerdir demiş. Hemen tahmin ifadesinin altını çiziyorum. Tahmine biz dersimizde ne demiştik? Varsayım. Varsayımın karşılığı neydi arkadaşlar? Hipotezdi değil mi? Dolayısıyla cevabımız 2 numaralı şıkkın olduğu B şıkkı olmalıydı arkadaşlar. Bilimsel araştırmanın ikinci basamağı problemi belirledikten sonra, araştırma konumuzu belirledikten sonra bir varsayımda bulunacağız, hipotezde bulunacağız yani. Sonra o konuyla ilgili kaynaklar taranacak, araştırmalar yapılacak, hipotezimiz test edilecek ve sonuç itibariyle rapor yazılacak ve dipnot göstermeye gayret edeceğiz. 2 ve 4. soruyu da değerlendirelim. İkinci soru Aziz Sancar'la ilgili bir soru. Biyofizik ve biyokimya bölümü öğretim üyesi olan Profesör Doktor Aziz Sancar, hücrelerin hasar gören DNA'larını nasıl onardığını analiz eden araştırmaları sonucunda Nobel Kimya Ödülünü kazanmıştır.
Nobel Kimya Ödülü dediğimiz ödül arkadaşlar uluslararası bir ödüldür değil mi? Dünya çapında başarı göstermiş olan bilim adamlarına verilen ödül törenlerine, ödüllere biz Nobel ödülleri diyoruz. Nobel ödülüne sahip bir Türk bilim insanı olan Aziz Sancar'dan bahsetmiş sorumuz. Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında Aziz Sancar'la ilgili yargılardan hangisi ya da hangileri söylenebilir? Bilimsel araştırmaları sonucunda özel ödül kazandığından bahsedebilir miyiz? Evet, yukarıda Nobel Kimya Ödülü aldığından bahsetmiş. Tıp alanında çalışmalar yaptığından bahsedebilir miyiz? Evet, biyokimya alanında da çalışmalar yapmış. Bunu da alabiliriz. Uluslararası alanda bilimsel başarı elde etti. Nobel ödülleri biraz önce yukarıda da ifade etmiştik. Uluslararası alanda verilen bilimsel başarı ödülleridir. Dolayısıyla üçünü de kabul edebiliriz. Dördüncü soruya bakalım. Bu bilgiler bilimsel buluşlar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini destekler nitelikte değildir? Evet. Buranın zaten altı çizilmiş. Buna göre soruyu değerlendirelim. Hangisi destekler nitelikte değildir? Yeni nesil güneşten elektrik üreten seraların ilk mahsulleri alındı. Elektrik üreten magenta renkli seralarda üretilen salatalık ve domatesler daha hızlı büyüyebiliyor ve üretimde %5 daha az su kullanılıyor. Bu icadın mucidi Kaliforniya Üniversitesi'nde çevre bilimci Profesör Michael Look'tur. Araştırmaları uluslararası dergilerde yayınlanmıştır. Üretimde artış sağlandığından bahsetmiş mi? Evet. Salatalık ve domatesler daha hızlı büyüyor ve üretimde daha %5 daha az su kullanılıyor ifadesi kullanılmış. Çevre kirliliğine yol açtığından bahsetmiş mi soruda? Hayır, bir çevre kirliliğine neden olduğundan bahsetmemiş. Dolayısıyla destekler nitelikte olmayanı buydu. Ekonomik maliyeti azaltmış. Evet, bakın su daha ne yapılmış? %5 az kullanılmış. İnsan hayatını kolaylaştırmış mı? Evet, insan hayatını da kolaylaştıran çalışmalar olduğundan bahsedilmiş. Dolayısıyla cevabımız Bolu şıkkı olmalıydı. Evet, 5, 6 ve 7. soruyu birlikte değerlendirelim. 5. soruyu okuyorum. Bir eserin üzerine yapıştırılan devletçe belirli verginin kesildiğini gösteren etiketler, yani bu üretilen üründen devlet vergi aldığını ifade etmek amacıyla bu ürünlerin arkasına, bu eserlerin arkasına bir şey yapıştırıyor. Bunların ne olduğunu ifade etmiştik. Bandrol demiştik değil mi? Bandrol. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olmalıydı. Ücret o ürün ya da hizmet karşılığında ödediğimiz miktar. Telif yazılı eserlerde kişinin haklarını koruma altına alan yasal ifade. Patent ise biraz önceki soruda da ifade etmiştik. Daha çok bilimsel buluşların, icatların korunması adına devletler tarafından tanınan uluslararası belgeye verdiğimiz isim. Altıncı soruya bakalım. Biyofizik ve biyokimya bölümü öğretim üyesi olan Aziz Sancar, yine Aziz Sancar'la ilgili bir soru daha. Hücrelerin hasar gören DNA'nın nasıl onardığını analiz eden araştırmaları sonucunda Nobel Kimya Ödülünü kazanmıştır. Bu bilgiler Sancar'la ilgili yargılarından hangileri ya da hangilerini destekler niteliktedir? Bilimsel araştırmalar yaptığını gösterir. Yaptığı bilimsel araştırmaları sonucunda uluslararası alanda ödül aldığını gösterir. Hangi ödül uluslararasıydı? Biraz önceki soruda ifade etmiştik. Nobel Kimya Ödülü. Çalışmalarının Türkiye'de takdir görmediğini söyleyebilir miyiz? Soruda arkadaşlar böyle bir bilgi yok. Ayrıca Aziz Sancar Türkiye'de de fazlasıyla ilgi gören, takdir edilen bilim adamları arasında sayılır arkadaşlar. Cevabımız bu durumda ne olmalıydı? 1 ve 3'ün olduğu şık Ceyhan şıkkı olmalıydı. Yedinci soru sosyal bilimlerin içeriğiyle ilgili bir soru. Yukarıdaki bulmacada hangi numaralı kutucukta yazılı olan bilim sosyal bilim dalları içerisinde yer almaz? Bakalım birinci soru ne diyor? Coğrafya, yeryüzü şekillerini inceleyen, çevreyi inceleyen bilim dalı. İkiye bakıyoruz. Sosyoloji. Sosyoloji toplum bilimi anlamına geliyordu. Sosyal bilimlerin en önemli alanlarından bir tanesi. Hatırlayalım, İbni Haldun mukaddime eseriyle ne yapmıştı? İslam dünyasında sosyoloji alanında çalışmalar yapan ilk bilim adamı unvanını da kazanmıştı. Üçüncü de ne diyordu? Arkeoloji. Arkeoloji de kazı bilimiydi. Geçmişte yaşanmış tarihteki uygarlıkların kalıntılarını inceleyen bilim dalıydı. Kimya ise fen bilimlerinin önemli alanlarından bir tanesiydi. Dolayısıyla bir sosyal bilim değildir arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olmalıydı.
Evet, 8, 9 ve 10. soruyu da bir arada değerlendirelim. Öğretmenin sorduğu soruya hangi öğrencinin verdiği cevap doğrudur demiş 8. soruda. Ne istiyor soru bizden? Bir değerlendirelim. Bilimsel araştırma yapmak isteyen bir araştırmacı ilk olarak ne yapmalıdır? Hemen biraz önceki soruda da ifade etmiştim. Hipotez, varsayım sorusunu hatırlayalım. Ne demiştik? Önce konuyu araştıracağız. Daha doğrusu önce araştıracağımız konuyu belirleyeceğiz, değil mi? Önce konu belirlenecek. Akabinde yani problemi tespit ettikten sonra hipotezde bulunacağız. Hipotezde bulunduktan sonra gerekli araştırmaları yapıp rapor bölümünü oluşturacağız. O zaman hipotezden önce, rapordan önce, bilimsel araştırmalar yapmadan önce ne yapmamız lazım? Önce problemi tespit etmemiz lazım. Yani araştıracağımız konuyu net bir şekilde belirlememiz lazım. Bunu ifade eden öğrencinin isminin de Ertuğrul olduğunu ifade edelim arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olmalıydı. Dokuzuncu soruya bakalım. Doğru yanlış ifadeleri koymamızı isteyen bir soruydu. Evet diyen, eğer sorulara öğrenci evet diyecekse güler yüz, hayır diyecekse burada ne var? Üzgün surat var. Bunları yerleştirmemizi istemiş. Soruları birlikte okuyup değerlendirelim. Birinci soru, telif hakkı eser sahibine eserleriyle ilgili bazı kullanımlarını kontrol etme olanağı verir mi? Verir. Yani eserlerinin kendisinin dışında birileri tarafından kullanılacağından haberdar olur. Çünkü onun telif hakkı vardır, değil mi? Bir yerde kullanacaksak ya kaynak göstermemiz ya da kişiden izin almamız gerekir. Bunun dışında yapmış olduğumuz iş yasal olmayabilir. Başkasına ait bir ürünü yasa dışı olarak kullanmak ve çoğaltmak yasalara uygun mudur? Hayır, yasalara uygun bir davranış değildir. Çünkü eser bize ait değildir. Bir telif hakkı vardır. Bir buluşun patentle korunması için sanayiye uygulanabilir olması gerekir mi? Evet, daha çok sanayiye uygulanabilecek olan endüstri alanlarında, sanayi alanlarında gerçekleşen icatları, buluşları ne yapıyor? Patent hakkını vererek insanların bu buluşlarını koruma altına, garanti altına almış oluyor. Dolayısıyla burada da gülen yüz olmalıydı. Cevabımız D şıkkı demeliydik. Onun soru şıklarını birazdan açalım. Burada çalışan insanlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Kazı bilimiyle uğraşıyorlar. Tarihi aydınlatmak adına yazı öncesi dönemle özellikle bir takım olayları aydınlatmak amacıyla çalışma yapıyorlar. Bu işi yapan insanlara arkeolog diyoruz. Cevabımız arkeoloji olmalıydı. Şıklarda bakalım hangi şıktaymış. Evet, Bolu şıkkını seçmeliydik. Burada yapılan çalışmanın isminin arkeoloji olduğunu ifade etmiştik. Dördüncü ünitemizin kazanım ölçüm sınavı sorularını da burada bitirdik. Bir başka soru çözümümüzde görüşmek üzere. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Cümlemize bakalım. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. A. İçki insanların sağlığı için zararlı bir alışkanlıktır. Bu doğru ama vurgulanan ifade bu değildir. B. İçki içme alışkanlığı özenti ve merakla başlar. Bu da doğru ama vurgulanan ifade yine bu değil. C. İçki akla zarar verdiğinden başka kötülüklere neden olur. Doğru. Cümlede içki bütün kötülüklerin anısıdır denmiş. Yani içki diğer kötülüklere sebep oluyor. Çünkü içki akla zarar veriyor, insanların sağlıklı düşünmesini engelliyor ve başka kötülükler içki sayesinde ortaya çıkıyor. O yüzden cevap C diyoruz. D'yi de okuyalım. İçki içmek devlet ekonomisine zarar verir. Bu da doğru bir yargı ama vurgulanan ifade bu değil. Doğru cevap C diyoruz. İkinci sorudayız. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? Peygamber Efendimiz doğruluğu ve dürüstlüğünden dolayı Muhammedun Emin olarak anılmıştır. Bu doğru bir ifade. 2. Kur'an-ı Kerim Şaban ayında indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim Şaban ayında değil, Ramazan ayında indirilmiştir. Yanlış. Arap Yarımadası'nda çeşitli zulüm ve olumsuzlukların yaşandığı döneme Fetretül Vahiy dönemi denir. Yanlış. Fetretül Vahiy dönemi denmez. Cahiliye dönemi denir. Fetretül Vahiy dönemi Peygamber Efendimiz'e Alak Suresinin ilk 5 ayeti indikten sonra bir dönem vahiy gelmemişti.
bu döneme vahyin kesilmesi anlamında Fettetül Vahiy dönemi denmişti. Bu ifade yanlış diyoruz. Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy 610 yılında gelmiştir. Bu da doğru. Bizden yanlış olanlar istenmiş. O yüzden 2 ve 3 diyoruz. Bu da B seçeneği. Üçüncü sorudayız. Hazreti Yahya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerden biri de Hazreti Yahya'dır denmiş bize yukarıda da. Bakalım hangisi yanlış? Hazreti İsa ile amca çocuklarıdır. Yanlış. Hazreti Yahya, Hazreti İsa ile amca çocuğu değil, teyze çocuğudur. B. Babası Hazreti Zekeriya'dır. Doğru. C. Küçük yaşlardan itibaren babasıyla birlikte Kudüs'teki Beyt-i Makdis'e gitmiştir. Evet, babasının insanlara öğütlerini dinlemiştir Beyt-i Makdis'te. D. İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamberdir. Bu da doğru ama Hazreti İsa ile amca çocuğu değil, teyze çocuklarıdır. Cevap A diyoruz. Dördüncü soruya bakalım. Bu parçadan zararlı alışkanlıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? İslamiyet insanları zararlı alışkanlıklardan uzak durmaya yönlendirir. İçki, uyuşturucu gibi zararlı maddeleri kullanmaktan, kumar gibi haksız kazanç yollarından sakındırır. Arkadaş seçimine dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeker. Bakalım hangisine ulaşılamaz? Zararlı alışkanlıkların neler olduğuna ulaşılabilir. Çünkü burada içki, uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklar denmiş. B'ye bakalım, zararlı alışkanlıklardan korunma yollarına, buna da ulaşabiliriz. Arkadaş seçimine dikkat ederek zararlı alışkanlıklardan korunabiliriz. C, zararlı alışkanlıkların tedavi yöntemlerini. Bu parçada zararlı alışkanlıkların tedavi yöntemlerine değinilmemiş. Dolayısıyla ulaşamayız. Ve İslam dininin zararlı alışkanlıklara karşı tutumuna, buna da ulaşabiliriz. Çünkü İslamiyet insanları zararlı alışkanlıklardan uzak durmaya yönlendirir denmiş bize. Buna da ulaşabiliriz. O yüzden C seçeneğine ulaşamayız diyoruz. Beşinci sorudayız. Onun bu davetine olumlu cevap vererek ilk iman eden kişiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Bakalım. Yüce Allah Hazreti Peygamber'den insanlara dinin esaslarını anlatmasını istiyordu. Hazreti Peygamber de emrin gerektirdiği şekilde insanları İslam dinine davet etmeye başladı. Bakalım ilk iman eden kişiler arasında hangisi yer almaz? Hazreti Ali ilk iman edenler arasındadır. Hatta ilk iman eden, ilk Müslüman çocuk demiştik. Zeyd bin Harise Peygamber Efendimiz'in kölesiydi. O da ilk iman edenler arasındaydı. Hazreti Ebu Bekir de Peygamber Efendimiz'in en yakın arkadaşıydı. İlk iman edenler arasındaydı. Ama Hazreti Ömer ilk iman edenler arasında değildi. Hazreti Ömer yerine Hazreti Hatice yer alsaydı doğru olurdu ama Hazreti Ömer ilk iman eden kişiler arasında değildir. Cevap bol diyoruz. Arap Yarımadası'nda bütün bu olumsuzlukların yaşandığı İslamiyet'ten önceki döneme ne ad verilmiştir? Hazreti Muhammed'in yaşadığı toplumda ahlaki güzellikler kaybolmuş, yerine pek çok olumsuz davranış almıştı. İnsanlar tevhid inancından uzaklaşmıştı. Kendi elleriyle yaptıkları ve kendilerine fayda ya da zarar veremeyen putları Allah ile aralarında aracı olarak görürlerdi. Kadınlara ve kız çocuklarına değer verilmezdi. İçki, kumar, fal, büyü, hırsızlık gibi kötü tutum ve davranışlar yaygındı. Kabile kavgaları ve kan davaları yaşanırdı. Toplumsal hayatta eşitlik, adalet, merhamet, şefkat, dürüstlük, hoşgörü gibi temel insani değerler gözetilmezdi. Bu döneme biz cahiliye dönemi diyorduk. B. Fetretül Vahiy dönemi. Fetretül Vahiy dönemi Peygamber Efendimiz'e Alak suresinin ilk 5 ayeti vahyedildikten sonra bir dönem vahiy gelmemesi ve bu vahyin gelmediği döneme verilen isim de
O yüzden bu değil. Hüzün yılı da boykottan sonra Hazreti Hatice'nin ve Ebu Talib'in vefat ettiği yılda, bu da değil. Dört Halife döneminde Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin halifelik yaptığı dönemde, bu da değil. Cevap A diyoruz. Açıklamada geçen yer aşağıdakilerden hangisidir? Hazreti Muhammed 30'lu yaşlarından itibaren toplumun içinde bulunduğu olumsuzluklardan uzaklaşarak yalnız kalmayı tercih ederdi. Her Ramazan ayında Mekke'nin yakınlarında bulunan Nur Dağı'ndaki bir yere gider, burada inzivaya çekilir ve derin düşüncelere dalardı. Bakalım bu yer hangisiymiş? Peygamber Efendimiz Nur Dağı'nın Hira Mağarası'nda inzivaya çekilirdi. Zaten ilk vahide Peygamber Efendimiz'e Nur Dağı'nın Hira Mağarası'nda gelmişti. O yüzden cevap Bolu diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıklara başlama sebeplerinden değildir? Dinin emir ve öğütleri, kötü alışkanlıklara başlama sebebi olamaz. Aile içi sorunlar olabilir. Çünkü insanlar aile içinde sorun yaşıyor ve teselliyi başka yerlerde alıyor ve bu sebeplerle kötü alışkanlıklara başlıyor. C. İletişim araçlarının etkisi. Bu da doğru. İnsanlar sosyal medyadan ya da televizyondan etkileniyor ve kötü alışkanlıklara başlayabiliyor. Eğitimin yetersizliği. Evet, insanlara kötü alışkanlıklar konusunda yeterli eğitim verilmediği için kötü alışkanlığa başlayabiliyor insanlar. O yüzden cevap A diyoruz. Dinin emir ve öğütleri kötü alışkanlıklara başlama sebeplerinden değildir. Dokuzuncu sorudayız. Yukarıda Alak suresinin ilk 5 ayeti verilmiştir. Buna göre ayetlerden yola çıkarak okumayla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz? Yaratan Rabbinin adıyla oku, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti, insana bilmediği şeyleri öğretti. Bakalım bu ayetlerden okumayla ilgili hangisine ulaşabiliriz? Okumalı ve sadece okumalı ve kendimizi geliştirmeliyiz. Sadece din üzerine değil, kendimizi geliştireceğimiz tüm alanlarda kitap okumalıyız. Doğru, dersimizde bundan bahsettik zaten. İslam'ın ilk emrinin oku olması, okumaya verilen önemden dolayıdır demiştik. Ama bu alan sadece din üzerine değil, kendimizi geliştirebileceğimiz tüm alanlarda olmalı. Tüm alanlarda okumalı ve kendimizi geliştirmeliyiz diyoruz. Diğer şıkları da bakalım. Allah'a karşı ibadetlerimizi eksiksiz yerine getirmeliyiz. Doğru ama bu ayetlerden okumayla ilgili buna ulaşamayız. Her şeyi Allah'tan beklemeli ve sadece ibadetlerimize odaklanmalıyız. Bu yargı zaten başlı başına yanlış. Biz elimizden gelen her şeyi yapmalı, daha sonra Allah'a tevekkül etmeliyiz. Sadece Kur'an-ı Kerim'i okumalı ve dinimiz hakkında bilgiler edinmeliyiz. Yukarıda da bahsettim, sadece Kur'an-ı Kerim değil, kendimizi geliştirebileceğimiz tüm alanlarda okumalar yapmalıyız. Doğru cevap A diyoruz. Tebet suresi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Kur'an-ı Kerim'in 111. suresidir. Doğru. Medine'de indirilmiştir. Yanlış. Tebet suresi Ebu Leheb ve karısının Peygamber Efendimiz'e yaptığı eziyetlerden bahsediyordu. Bu olay Mekke'de yaşanmıştır ve bu surede Mekke'de indirilmiştir. O yüzden bu yanlış. 5 ayetten oluşur. Bu da doğru. Dolayısıyla 1 ve 3 doğru diyoruz. Bizden zaten doğru olanlar istenmiş. Cevap Ceyhan. Arkadaşlar, köy sorularıyla beraberiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda there aren't books in the bag. Boşluğu istiyor bizden. Boşluğa hangi ifade geleceğini soruyor. Çantada hiç kitap yok diyeceğiz. Doğal olarak eni biliyorsunuz ki hem sorularda hem olumsuz ifadelerde kullanılıyordu. Birinci boşluğumuza eninin gelmesi uygun olacak. There aren't any books in the bag. Çantada hiç kitap yok. Çantada birkaç kitap yok.
Çantada matchbook zaten olmaz çünkü maç sayılamayanlarla beraber kullanılır. Soğuda zaten buraya uygun bir ifade değil. Cevabımız A olacak. İkinci soruya geldiğimizde ikinci soru bir karşılaştırma cümlesi arkadaşlar. Karşılaştırma cümlelerinde dikkat etmeniz gereken nokta iki ifadenin karşılaştırılırken den kullanılmasıydı. Doğal olarak bu cümlede den kullanılmış. Bir araba bir bisikletten daha pahalı diyeceğiz. Expensive hece sayısı olarak fazla ve uzun bir sıfat. O yüzden burada kullanmamız gereken ifade more olması gerekiyor arkadaşlar. A car is more expensive than a bike. Bir araba bir bisikletten daha pahalıdır. A seçeneğindeki the most'u kullanamayız. Çünkü most en anlamına geliyor. C ve D seçenekleri zaten olmaz. Doğal olarak cevabımız Bursa olacak. Üçüncü soruya geldiğimizde the elephant is animal in the world. Bu cümle süperlatif içeren bir cümle. Dünyadaki en büyük hayvan diyeceğiz arkadaşlar. En büyük hayvan ifadesi big hece sayısı olarak kısa bir sıfat olduğu için burada most ifadesini kullanamayız. Sonuna ek gelmesi gerekiyor. O da D seçeneğinde var. The elephant is the biggest animal. Fil dünyadaki en büyük hayvandır. Bigger diyemeyiz çünkü iki hayvanı karşılaştırmıyor. More big zaten olmaz. The most big de olmaz. En uygun cevabımız Denizli. Dördüncü soruya geldiğimizde how blah blah money have you got? Şimdi para sayılamayan bir ifade olduğu için burada en uygun ifademiz how much money have you got? Kaç paran var dememiz gerekiyor. Cevap B olacak. Beşinci soruya geldiğimizde our house has got demiş. Boşluk bırakmış. We can swim there. Orada yüzebiliriz. Yüzebilirsek burada en uygun cevap swimming pool olması lazım. Evimizde bir yüzme havuzu var. Biz orada yüzebiliyoruz diyor. Cevabımız C olacak. Altıncı soruya geldiğimizde altıncı soru yard kelimesinin anlamı hangisidir diyor. Yard bahçe demekti arkadaşlar. Okul, köy, tavan değil. Cevap Denizli olacak. Yedinci soru öğretmenlerin kalemi ifadesinin karşılığı hangisidir diye sorulmuş. Öğretmenlerin kalemi derken önce kelimeyi çoğul yapmamız gerekiyor. Çoğul yaptıktan sonra nın'ın anlamına gelen s takısını getirmemiz gerekiyor. Yalnız şöyle bir durum vardı. Hem çoğul s takısı hem de sahiplik anlamındaki s takısı arka arkaya gelemeyeceği için kelimemize önce s takısını getiriyoruz. Daha sonra bir kesme işareti atıyoruz. Doğal olarak cevap Ceyhan arkadaşlar. Teacher's pencil. Öğretmenlerin kalemi. A seçeneğindeki gibi bir kullanım yok. B seçeneğinde de öğretmenler kalem diye bir anlam çıkıyor. O da yanlış. D seçeneği zaten olmaz. Ama cevabımız en uygun cevap C seçeneği. 8'e geldiğimizde where did you go yesterday? Dün nereye gittin? Birinci dönem görmüş olduğumuz simple past'ta sorulmuş bir soru. Cevap verirken de fiilin ikinci halini kullanmamız gerekiyor. O da B seçeneğinde var. I went to restaurant. Restoranta gittim. Diğer seçeneklerin herhangi bir alakası yok. 9. soruya geldiğimizde etik kelimesinin karşılığı hangisidir ifadesi? Bir evin bir bölümü. Yatak odası üst kat ve alt kat şıklarını eliyoruz. Etik tavan arası demek. Cevabımız Denizli olacak. Son olarak 10. sorumuz bitirdiğimiz hikaye kitabımızla alakalı. Who is writer of Tom Sawyer? Tom Sawyer'ın yazarı kimdir diye sorduk. Injun Joe, Joe Harper ve Huck Finn kitabımızın karakterleri arkadaşlar. Ama D seçeneğindeki Mark Twain ise kitabımızın yazarı. Cevabımız D olacak. Sorularımızı bitirdik. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.